Herkese BRT ekranlarından merhaba diyorum. Efendim 45 dakika ara programına hoş geldiniz. Çaylar kahveler alındı mı? Çünkü sizleri uzmanlarla ve başarılı isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Eza Kandılo. Bu hafta yine çok efsanevi bir konuğum var. Sunarken gurur duyuyorum kendisini. Çünkü 10 parmağında 10 marifet olan sanatçımız Serap Soner'ler bizimle birlikte. Hem kendi güzel, hem ruhu güzel, hem sesi güzel. Daha ne diyeyim? Hoş geldin Serap. Hoş bulduk. Bak program başından şımardım ben yine. Teşekkür ederim Eda'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sonunda gelebildim yanına. Evet. Çok şükür evet, diyorum evet, ben. Evet, çok şükür. En sonunda oldu. Uğraştık ama oldu. Evet, kırmadın evet. beni. Neden? Biliyorum her programa çıkmıyorsun. Evet. Seçerek çıkıyorsun. O yüzden kendimi özel hissediyorum. Öylesin çünkü. Gerçekten öylesin. Çok seviyorum seni. Ben sohbetini seni çok seviyorum. O yüzden birazcık böyle buraya rahatlamaya, sohbet etmeye geldim. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp hemen evet dediğin için ve koşarak buraya geldiğini Gelirim biliyorum. Gelirim tabii ki. Şimdi Serap ben seni çok iyi tanıyorum. Sahnelerden de seni çok fazla tanıyan, seven bir evet, kitlen var. Sağ olsunlar, herkese yani, sevgiler. Evet, yani böyle parmakla gösterilecek ve baktığımda şu anda işte sahnede performans gösterilen kadın sanatçılar arasında gerçekten başı çekenler arasındasın. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bu sırrı neye bağlıyorsun acaba? Bu başarının sırrı nedir? Yani aslında ilk başta işimi çok seviyorum. Mutlu olduğum, yani kendimi ifade ettiğim tek alan orası. Öncelikle işimi çok seviyorum. İkincisi çalıştığım mekan çok önemli oluyor. Bir de sadece kendimle ilgileniyorum. Yani kendim ne kadar gelişebilirim, nasıl güzel, daha güzel işler yapabilirim, insanlarla ilişkilerimi nasıl daha güzel tutabilirim diye düşünüp kimseyle ilgilenmiyorum. Sadece kendime odaklandım. Bu şekilde de güzel bir şekilde ilerliyor. Yani kendi halimle yapıyorum işimi. Peki sahnede kadın olmak nasıl? Zor mu? Çok zor tabii ki. Çok büyük sıkıntıları oluyor. Tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim ama çalıştığın mekanın da tabii ki çok büyük avantajları oluyor ya da dezavantajları oluyor. Ama bazen kendini bilmez insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe bunu tecrübe ediyorum. Hani neye nasıl karşılık verebilirim, nasıl tepki verebilirim, nasıl bir duruş sergileyebilirim. Onlara alıştıkça birazcık olsun azaltıyorum zorluğu. Ama gerçekten çok zor bir şey. Peki nasıl başladın? Yani sonuçta zor bir sektör. Evet. Bu sektörü neden seçtin? Nasıl başladın? Hayal ettiğin noktada mısın? Nasıl başladım? Öncelikle benim babam Mersin'de ses sanatçısıydı. Daha sonra Servet ablam, benim en büyük ablam. Sevgilerimi gönderiyorum canım ablama, bütün kardeşlerime. Onlar da hep bu sektördeydi. Ablam da çok iyi bir ses sanatçısıydı. Tabii ben o zaman şarkı söylemek gibi bir isteğim hiçbir zaman olmadı. Zaten söylemiyordum da Mersin'deyken. Enstrüman çalıyordum ben. Konservatuvarı temel bilimlerden kazanmıştım. Amacım da senfoni orkestrasında Türk müziği enstrümanı çalmaktı. En büyük hayallerimden bir tanesi oydu. Sonra tabii üniversite macerası başlamadan bitti. İşte Antep'e gittim, Diyarbakır'a gittim falan. Öyle bir hızlı bir hayat oldu. Sonra Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'ta da koroya başladım. Korolarda, çocukluğumdan beri korolara giderim. Tabii ki burada işte çocuğum oldu falan filan derken bu sadece koroda bir hobi olarak kalır diye düşündüm. Sonra bir gün bize bir teklif geldi otelden. Ve orada Gülşen çıkacaktı. Alt kadrosunda bir fasıl ekibi istediler. Bize dedik ki, hocam dedi ki katılır mısın Serap böyle bir şeye? Tabii ki katılırım dedim. Orada sahneye çıktım. Benim için çok heyecanlıydı. Öyle önümüzde oturan insanlar falan, büyük bir sahne. Orada başladım ben. Sonra ondan sonra teklif geldi. İşte haftanın bir günü şurada çıkar mısın diye.
Tamam dedik. Orada başladık. Çok acemi, işte çok heyecanlı, çok korkak. Sonra orası 3 güne çıktı falan derken bir de baktım ki çok hızlı bir şekilde ilerliyorum, sektöre girmişim falan. Öyle bir tesadüf oldu aslında her şey. Hayal ettiğin noktada mısın peki şu anda? Şu anda bulunduğum konumda, çıktığım mekanda ve gördüğüm ilgiyi falan gerçekten evet çok güzel. Tabii ki hayallerimin biraz daha altındayım şu anda. Daha istediğim çok fazla şeyler var. Yapmak istediğim, paylaşmak istediğim, beni sevenlerle paylaşmak istediğim çok fazla şey var. Şu anda ona emin adımlarla gidiyorum ama çok mutluyum. Şimdi çok mutluyum. İşimde, kariyerimde çok iyi olduğunu düşünüyorum her şeyin. Haftanın kaç gecesi sahne alıyorsun Serap? 4 gün. Zor olmuyor mu? Aslında şöyle ki sahne bitene kadar zorluğunu anlamıyorum ama bittikten sonra yorgunluğuyla evet. Tabii şimdi son zamanlarda küçük bir rahatsızlığım var. Birkaç aydır onunla cebelleşiyorum. O biraz beni psikolojik olarak yoruyor. Onun dışında yorulmuyorum. Biliyorum çok da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama şimdi çok şükür evet. Daha iyisin. Düzeliyorum. Daha da iyi olacaksın. İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Ben. Tek isteğim o çünkü... istediğim gibi şarkı söyleyemiyorum. Bu da beni çok etkiliyor. Yani bir şey yapmak istiyorum, o içimde patlamak üzere olan bir enerji var. Ama kısıtlıyor beni. Evet. Kısıtladığı için üzgün iniyorum bazen sahneden. Beni de işte sağ olsun sevenler, izleyenler toparlıyor birazcık ama yine de biraz zaman geçecek. Sonra hiç yorulmayacağım. Allah kısmet ederse. Amin. Çok şükür diyelim. İnşallah. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Şimdi ben senin sahneni izledim. Eminim bizi izleyenler de senin sahneni izlemişlerdir. Evet. Ya da izlemediyseniz mutlaka gidiniz, izleyiniz ve dinleyiniz. Repertuarın çok enteresan senin. Evet. Seni bence öne atan, bir tık da farklılaştıran... unsurlardan biri diye düşünüyorum. Evet, evet. Repertuarını neye göre seçiyorsun ve arkandaki ekibi neye göre kurdun? Çok güzel bir ekiple çalışıyorsun. Evet. Şimdi gelen misafirlerimiz her gün farklı kitleler oluyor. Bazen bir bakıyoruz ki büyük bir grup geliyor. Tamamen eğlenceyi istiyorlar. Bir bakıyoruz işte belirli bir yaş kesimi işte bizden büyükler geliyor. Onlar sanat müziği severler mesela. Sanat müziği ile başlıyoruz. Gençleri görüyoruz, pop başlıyoruz. Ya da başladıktan sonra bakıyoruz ki türkü seviyorlar, türkülerimizi söylüyoruz. Arabesk zaten vazgeçilmezlerden, tabii. Yani meslektaşlarım bilir. Onlar oluyor. Tamamen yani o akşam hazır bir repertuarla çıkmıyorum. Ha önceden... Yok, hazırlamıyorum. Tamamen bakıyorum insanlar neye tepki veriyor, ne yapıyorlar. Ona göre ilerliyoruz. Orkestramızda küçük bir değişiklik oldu zaten bizim. Şu anda aramıza yeni bir arkadaşımız girecek. Onun da ismini sonra vereceğim. Tamam. Ali'miz var, Aslan'ımız var. Uzun yıllardır beraberiz onlarla da. Biliyoruz nerede ne yapacağımızı artık, neye nasıl tepki vereceğimizi. Onlar da artık çözüyor. Ve... böyle bir bütün yani sahnede sadece solist değil, önde olan aslında bir bütündür. Tamamen bir yemek sunuyoruz ortaya. Her şeyi sadece ben yapmıyorum, hep birlikte yapıyoruz. O yüzden orkestrayla da anlaşmak, anlayışlı olmaları, aynı dilden konuşmamız çok önemli. Onlar olduğu zaman karşıya da çok güzel şeyler yansıyor. Yani aklımıza bir an atıyorum çok... eskilerden bir türkü geliyor, onu da yapıyoruz. Ama farklı yapıyoruz. Yani o eski ağır haliyle değil, insanların sevebileceği tarza çevirebiliyoruz anında. O yüzden sanırım biz birazcık sevildik. Daha fazla sevildik. Bence birazcık değil, bayağı maşallah diyelim. Daha fazla sevildik. Çok sevildiniz. Evet, evet. Herkesin dilinde konuşabiliyoruz yani. 5 yaşındaki çocuk da orada dinlediğinde o da çok mutlu oluyor. Onunla da iletişime giriyorum. İşte 80-90 yaşında insanlar geldiğinde de gece sonu gidip ellerini öpüyorum. İşte yani farklı bir etkileşim oluyor orada.
Sahnede de interaktifsin aslında. Evet yani evet, o çok önemli. Sadece sahne öncesi ve sonrası değil. Yok. Kitleyi tanıyorsun. Evet. Seni seven, biraz önce de anons ettiğim gibi, seni seven çok çok maşallah. Teşekkür ederim. Bir kitlen var. İnsanlarla isimleriyle. Tabii ki. Hitap ediyorsun. Şarkılarını bilirim evet. Mesela. Evet şarkıları. Mesela senin şarkını da biliyorum. Ay ama. Söylemeyeceğim tamam. Ay söyle. Ay inanamam. Bu sesimle hiç söylemeyeceğim sana biliyorsun. Ama evet. Herkesin şarkılarını bilirim. Evet. Gelir gelmez onlara hitap ederim, söylerim. Tanımadığım insanlarla hemen ilişkimi kurarım. Tabii ki aynı frekanstaysak. Evet. Ondan sonra hiç unutmam onları da. Seviyorum insanlarla iletişim kurmak, onlarla göz temasında olmak çok güzel bir şey aslında. Çünkü bu şekilde zaten karşına verebilirsin. O şeyi ne kadar güzel şarkı söylersen söyle. Eğer onu yapmıyorsan maalesef kaybediyorsun. Tabii çok İnsan zor bir ilişkisi şey. Çok önemli. Tam da bu noktada şeyi de soracağım sana. Hani istek alıyoruz dedin. Evet. Şimdi her gün yeni bir şarkı çıkıyor biliyorsun. Evet. Hem değişik sanatçılardan değişik popu tarzlar, var, evet. Arabeski var, alternatif müzikler evet. Var artık. Şimdi türküler var dediğin gibi. Onları önceden mesela işte bak bu çıktı, bunu çalışalım ya da işte bak bunu söyler miyiz acaba falan diye. Tabii tabii. Ön çalışmalar yapıyor musunuz? Şimdi genelde çok fazla çalışamıyorduk önceden. Hı-hı. Belirli sebeplerden dolayı. Hı-hı. O yüzden hani dışarıda oturup da bir repertuar hazırlayalım, şu şarkılara bakalım gibi bir şansımız hiç olmadı. Aa. Şimdi son zamanlarda artık listemizi yapıyoruz. İşte diyoruz ki şurada şu şarkı çıktı, çok tepki alıyor, bunu yapalım falan, hemen dinliyorum ben. Sonra toplanıyoruz arkadaşlarla, şarkıları çıkarıyoruz. Yani bir gece istendiğinde yapmıyorsak ertesi gün mutlaka yapıyoruz. Şimdi biliyorsun sürekli bir şey çıkıyor. Bazen önüne de geliyordur mesela. Çok geliyor. Anlamadığım, bilmediğim şarkılar çok var. Öyle durumlarda ne yapıyorsun? Alternatif başka bir şey mi? Şimdi nasıl ilk önce oluyor? Çok tatlı bir konuşma yapıyorum misafirimize. Yani ki kıymetli misafirimiz gelmiş ama. Yani gerçekten bilmiyorum. Bazen bildiğim şarkılar da geliyor. Mesela atıyorum Tuana. Mesela işte Gecenin Matemi gibi ağır sanat müzikleri. Onları biliyorum tabii ki ama onlar da benim boyumu aşıyor diye düşünüyorum. Yani her şarkıyı söyleyebilecek bir yeteneğimin olduğunu düşünmüyorum. Her şarkıyı. Tabii ki güzel şarkı söyleyebiliyoruz. İşimiz bu. Ama birazcık da haddimizi bilip yani bu şarkıyı ben bilsem de söyleyemem dediğim de oluyor. Bilmediklerimi de. Diyorum, özür diliyorum. Bunun yerine size şunu armağan etsem ya da başka bir şarkı seviyorsanız ona armağan edeyim. Bunu da bir dahaki sefere geldiğinizde sizi asla unutmayacağım zaten. Söz veriyorum, söyleyeceğim diyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Tabii arada bir fire verdiğim oluyor. Aklım çok karışık oluyor bazen. Panik oluyorum bazen sahnede. O zaman unuttuklarım oluyor. Kendilerini hatırlatıyorlar ama hiçbir zaman negatif hiçbir şey yaşamadım seyircilerimle. Bir de şey yaşamıyorsun sen, ben çok defalar gittim, dinledim, sahneni hı hı. İzledim. Şarkı mesela, bir şarkı bitti ama o şarkı bitmiyor. Yani bitiyor ama sen başka bir şeye bağlıyorsun evet, onu. Evet, o çok evet. Enteresan geliyor. Hı hı. Mesela başka sanatçıları da burada, sahne alanları da gidiyorum evet. Ben. Sahnelerini, herkesi şey yapmaya çalışıyorum. Sende öyle de bir özellik var mesela. Mesela Bilir O Beni'yi söylüyorsun. Evet. Ondan sonra o Bilir O Beni iyi öyle bir bağlıyorsun ki başka bir şeye anlamıyor. Aa o Bilir O Beni ne zaman bitti falan oluyorsun. Evet, evet. O nasıl oluyor? O yerleşiyor mu? Şimdi ekiple nasıl anlaşıyorsun şöyle, mesela? Şöyle o zaman çalıştığımız bir isim vardı işte. Hı-hı. Kendisi bağlıyordu işte orkestrada o yapıyordu işleri. Çünkü hani herkesin bir görev dağılımı vardı. Şimdi artık bir süre sonra bir alışkanlık oluyor ve mesela işte istekler önünde oluyor. Bilir o beni arkasından şu bunu ona bağlayabilirim diyorsun. O bitmeden hemen aklımda yapıyorum. Otomatik yani. Olarak artık bağlıyorum. Aha. Evet yani bir süre sonra artık her şey otomatik olarak
Gelişiyor kendiliğinden. Peki eğlenceli şarkılarda nasıl oluyor? Hani milleti kaldırma falan filan derken o nasıl bağlanıyor? Öyle bir de tarzınız evet, var. Evet var tabii ki. Evet. İstekler bilirsin çok ağır geliyor. Evet. Artık bir süre sonra insanlara baktığımda işte birisi telefonunu eline alıyor. İşte bir tanesi işte konuşuyor diyor ki ya keşke biraz eğlensin. Görür görmez hemen diyorum ki biraz eğlenelim. Ne yapalım? Dönüyorum arkadaşlara. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte ha bunu yapalım diyor. Yani herkesin bir fikri var. Bu olur. Harika hadi girelim arkadaşlar. Ondan sonra benim aklıma bir şarkı geliyor. Hadi bunu da şundan sonra bağlayalım. Hemen orkestra zaten aslan gibi. Evet. Hemen bağlanıyor gidiyor. Her şey aslında orada gelişiyor. Planlı hiçbir şey yok. İşin güzelliği orada mı acaba? Kesinlikle. Yani direkt mutfağından sizden çıkıyor tabii çat diye. Ki, tabii ki. Bir şey organize etmediğiniz için takılma olmuyor. Bir şey yok, olmuyor. Hiçbir bir aksilik şey. Olmuyor. Hiçbir şey. Zaten organize edemezsin ki. Yani sen bir halk konserine çıkmıyorsun. Biliyorsun ki büyük sanatçılar geliyor. Senelerce aynı repertuarla çıkıyorlar sahneye. Başlangıç aynı, bitiş aynı. Hı-hı. Hep öyle oluyor. Ama biz onu yapamayız. Çünkü bizi oraya dinlemeye gelenler... nasıl anlatayım? Belirli bir plan içinde ben işte yak gelle başlayacağım. İşte bu gece bardağıyla biteceğim diyemezsin. Çünkü bakıyorum, izliyorum insanları. Ruhlarına bakıyorum. Yaşlara bakıyorum. Hı hı. Her şeye bakıyorum yani. Şimdi 90 yaşında ya da 80 yaşında, 60 yaşında emekliler grubu gelmiş. Şimdi ben orada nasıl bir hareketli gel gel sarışınımla başlayabilirim. Olmaz. Olmaz. Ben orada başlayacağım. İşte elbet bir gün buluşacağız. Bilmem neler. Muhabbet bağları. Onlara göre hareketli eğlenilecek şarkılar bunlar. Ama gençler geliyor. Onlara da işte bir sarışınımla girersin. Onlar da öyle eğlenir. Yani o an sahnede her şey şekilleniyor diyeyim ben sana. Çok zor aslında. Zor bir tabii şey. Tabii ki zor. Bir de o kadar şeyi akılda tutmak da evet. Çok zor tabii ki. Evet. O aurayı yakalamak, evet. O enerjiyi de sürekli gergin tutmak bir ip olur ya sahnede olanla evet. Seyirci arasında. O da zor olsa gerek tabii diye ki. Düşünüyorum. Peki sahneye çıkmadan önce herhangi bir ritüelin var mı? Valla son zamanlarda sevgili Demir'im var benim. Öncelikle danışmanım oldu Demir Yılmaz. Şimdi de mesela onunla sahneye çıkıyorum. Hı hı. Onunla sahneye çıktığım gün her şey çok değişik oluyor. O yüzden Demir benim olmazsa olmazlarımdan oldu. Onunla çıktığım zaman güzel oluyor her şey. O mu hazırlıyor o yüzden, evet, senin saçını? Yani o beni psikolojik olarak hazırlıyor aslında. Evet. İşte sanatçım işte çok güzelsin burada görünme. Şimdi otur şöyle çıkacağız. Çıkarken elimden tutarak çıkarıyor falan. Acayip güzel oluyor. Demir. Öpüyorum seni. Onunla çıkıyorum son zamanlarda. Evet. Sanırım yeni ritüelim o. Çok güzel bir ritüelmiş. Evet. Şanslısın o zaman. Evet çok şanslıyım. Sadece Demir değil aslında. Tabii ki orada çalışan herkes beni sahneye hazırlıyor. İşte 7'sinden 70'ine çalışanlar, dostlarım, arkadaşlarım. Beni orada psikolojik olarak öyle bir hazırlıyorlar ki sanki de böyle işte binlerce insan beni izleyecekmiş gibi diye bir konsere çıkıyormuşum gibi hissediyorum. Çok öyle mutluyum. Ama zaten. Evet öyle aslında ama yani onun havası da farklı oluyor. Tabii canım o başka bir şey de. Evet evet. Yani ama senin konserin de oldu. Evet. Ondan da biraz bahsedelim. Tabii ki. O nasıl oldu, nasıl gerçekleşti, tekrar olacak, olacak. Mı? O konulara da biraz değinelim. İyileşmeyi falan. Bekliyorum. Hı. Uzun zamandır yapmak istediğim bir sanat müziği konseri var. Evet. Aslında genelde adada hep sanat müziği konserleri yapılıyor. Hı hı. Ama ben bunu tamamen farklı bir şekilde yapacağım. Hı hı. Bunu önceden de bahsetmiştim. Altyapıları tamamen farklı bir sanat müziği konseri olacak. Klasik olmayacak yani. Şu anda amacım o. Babamın da olmasını istiyorum yine konserimde. Onur konuğum olarak. Ondan önceki konser gerçekten çok güzeldi. Hala da yayınlanır. Evet. Evet, hala yayınlanıyor. Benim için çok özel bir konserdi. Her tarzdan şarkıları seçip yapmıştık. Dekorundan, kıyafetine, konuk sanatçılardan falan. Çok güzeldi benim için.
Ondan sonra tabii artık bu sağlık problemleri, pandemi falan her şey değiştirdi seyri. Şimdiki konserim inşallah böyle olacak. Daha büyük bir proje yapmak istiyorum. Her şeyle. Her şeyle derken? Yani dekorundan yapılacak yer, salon, reklamlar, her şey çok farklı olacak bu sefer. Tam anlamıyla büyük bir konser yapmak istiyorum. Evet. Peki beste ya da herhangi bir öyle işte single, artık albüm demiyorlar, bunu öğrendim. Evet. Single çıkarmak Tekli. Diyorlar, tek çıkarmak diyorlar. Şimdi öyle bir de tabir var ve dijital platformlarda o kadar çok gündemde ki artık yani her şey çok hızlı ilerliyor ve bazen ben bile o kadar sıkı takip etmeme rağmen zorlanıyorum. Evet. Aklında böyle bir şey var mı? İşte single çıkarmak bir bestedir ya da işte birinin sana getirdiği, bak Serap böyle bir şarkı var, böyle bir bestem var, işte bir seslendirsem mi? Çok var öyle bunu şarkılar, yapsak mı evet. falan gibi bir şey var mı planlarda? Şimdi aslında önceden yapmaya başladığımız 3-4 tane beste vardı. Sonra onlar tabii hayal oldu, mazide kaldı. Ondan sonra ben vazgeçtim zaten bu tarz şeylerden. Biraz uzaklaştım, soğudum. Şimdi yani bir single gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü korkunç maddi giderler oluyor. Tabii. Bir de gerçekten baktığın zaman o kadar bir kirlilik var ki etrafta. İşte herkes bir şey yapıyor, çıkarıyor, parayla yayınlanıyor, her şey oluyor falan. Her şey aslında parayla yapılan bir şey. Tabii. Ben bunu istemiyorum. Ben şu anda bu akustik çekimleri biliyorsun, şarkılar cover yapılıyor. Öyle bir şey yapacağım. Yani sevilen şarkıları bir de ben seslendireceğim yeni düzenlemelerle. Akustik çekimlerde YouTube kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Yani şu anda o single'a verecek o kadar çok büyük paralar bende yok açıkçası. Olsa da vermeyi de tercih etmem. Dijital platformlar hakkında ne düşünüyorsun? İşe yarıyorlar mı yoksa hızlı tüketim gibi mi bakıyorsun? Hızlı tüketim diye düşünüyorum. İşe yaramıyor. Çok kaliteli işler görüyorum mesela, hiç değer görmüyor. Çok kalitesiz işler görüyorum. Saçma sapan bir şekilde patlamış işte paralar kazanıyorlar ama inan ki dinlenmez. Değil mi? Hiç yani şarkıda ruh yok, sözler yok. 3 tane sözle işte bir beste yapılmış. Para. Her şey para. Bence dinlenmek isteyen her türlü dinlenir para vermeden. Şu anda sosyal medyamız var. YouTube kanalları, Instagram, Facebook, TikTok. Orada da çok büyük paralar vermeden eğer yeteneğin varsa bir şekilde parlıyorsun zaten. TikTok açtım. Alışkın değilim tabii ki TikTok'a da. Açtım, unuttum ben TikTok açtım. Gerçekten unutmuşum. 4-5 tane attım. İsrailler için bir tane İbranice şarkı söylemiştim mesela. O video tutmuş. Bilmiyorum mesela nasıl tuttu, ne oldu. Geçenlerde bir video paylaştım Instagram'da. 95 bin kişi izlemiş mesela. İnan hiç farkında değilim, o kadar uzağım aslında. Yani ne bilmiyorum, anlatabildim. Özet geçiyorum hep. Hızlı da konuştuğum için şey yapıyorum bazen, heyecan yapıyorum. Bunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye. Her şey karışıyor olabilir ama beni anlıyorlardır diye düşünüyorum. Yok gayet anlaşılır konuşuyorsun. Hiç de hızlı değil. Gayet tane tane gayet de tatlı konuşuyorsun. Teşekkür Peki ederim. Şimdi bu sosyal medyayı yönetenler var biliyorsun. Evet. Yani öyle biriyle çalışmayı falan düşünüyor musun? Çünkü i̇şte, onlar takipçidir işte bu dediğin şeylerdir falan. Şimdi mesela öyle şeyler var. Var evet, takipçi satın alanlar var. Evet. İzlenmeden de şu kadar izlendi diye videonun altında rakamlar çıkıyor. Aslında gerçek değil onlar. Ha öyle mi? Bak tabii, ben tabii. de bilmiyorum. Evet. Nasıl oluyor? Bundan önceki Instagram hesabım çalındı benim. Evet. O zaman ben görüşmüştüm yani nasıl yapabiliriz Instagram. Dediler ki işte sana işte 15 bin takipçi gönderelim. Her gün işte her attığında videonun altına işte şifreli bir şey yazıyorsun. Yazdığın zaman işte diyor ki sana 15 bin görüntüleme gönderiyorum, 20 bin görüntüleme gönderiyorum. Yani bilgisayarda yapıyorlar, gönderiyorlar. Yani seni kimse izlemiyor aslında. Yani böyle çok takipçisi olan
Ama gerçekten de çok fazla iş yapmayan sanatçı arkadaşların genelde yaptığı, başvurduğu şeyler oluyor. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Önceki hesabımda. Başvurdum. İşte takipçiler geldi bana. Ondan sonra tabii bir bakıyorum takipçiler eriyor. İşte 20 binden işte aynı gün 15 bine düştü. 12 bine, 10 bin, 5 bin, 9 bin falan eriyor yani. Rezalet bir şey. Yani çok komikti. İşte izlenme geliyor. İşte Serap sana şu videona 25 bin izlenme gönderiyorum. Tamam izlenme var da yorum yok. Beğeni yok. Yani anlamıyor mu insanlar bunu? Tabii o zaman da bunun heyecanıyla sen tamam yapalım olsun güzel olur falan diyorsun ama her şey yalan dolan. Ben böyle bir şey istemiyorum. Hani istemiyorum ben böyle bir şey. Hep böyle ama. Ben dondum. Yani, ekran donmadı arkadaşlar ben dondum. 30 bin 40 bin takipçi falan görüyorsun ya. İşte %80'i bazıları gerçek takipçi oluyor tabii ki. Ama çoğunluğu maalesef suni. Ben şu an şeyi fark ettim. Sosyal medyada şey var. Mesela atıyorum 200 like şey beğeni evet. Diyor mesela. Şimdi şey üredi galiba. O beğenilerin sayısını da kapatma gibi bir şey var. Evet, hiçbir şey görmüyorsun. Ha, öyle bir şey çıktı evet. Şimdi. İyiden mertlik bozuldu gibi geliyor aynen bana. Aynen öyle oluyor. Yani neyin ne olduğu, kimin ne yaptığı hiç belli değil. Yani parası olan para. Her şey para. Her şekilde çözüyor olayı diyorsun. Evet, para, parayla ünlü olabiliyorsun. Parayla her yerde reklamın dönebiliyor. Parayla her yerde resimlerin geçebiliyor. Parayla yani daha çok farklı şeyler olabiliyor. Ama parayla da tutup da bir güzel seyirci kitlesi kazanamıyorsun maalesef. Ay ne güzel evet. Anlattın. Başarıyı öyle da olur. Elde edemezsin. Edemezsin. Ben yavaş ilerlediğimi düşünüyorum evet. Hı hı. Ama emin adımlarla gittiğime inanıyorum. Çok güzel insanlar var benimle birlikte olan. Gerçekten çok seviyorlar beni sağ olsunlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Bazen duygulanıyorum. Böyle sahnede kendimden geçtiğim falan oluyor. Ben bir de biraz sulu gözüm. Benden ağlıyorsun beter. Falan geliyor böyle. Gidip herkese sarılmak istiyorum. Öyle mutlu oluyorum yani. Bunu nasıl parayla satın alabilirim ki? Ya ama yani, o senin enerjinden dolayı da kaynaklanan bir şey. Yani, hiç unutamadığın böyle ay Eda böyle çok güzel bir anı yaşadım ya. Ya çok hiç fazla var. Hiç unutamıyorum dediğin bir anın var mı sende çok de yaşadığın? Çok fazla var. Çok fazla var. Şimdi aslında en son ne yaşadım? Şarkı söylüyoruz yine. Çok kalabalık. Kaç ve, kişi alıyor orası? Çok merak ediyorum ben. Hep soracaktım sonra onu sorayım bari. Mekanımızın adını tabii bir kere zikredebiliriz. Tabii ki kömürdeyim ben North Palace'da. Evet. Mekanımızı şimdi yarın bahçeyi açmıyoruz. Orası sanırım minimum 300-400 kişiyi alır diye düşünüyorum. Çünkü alabildiğince büyük ve çok güzel bir Ferah. Mekan. Evet. İki restoran da birleşiyor. Her yere hitap ediyoruz. Kömür içi de en fazla 200-210 kişi falan alıyor. İç mekan da çok sıcak, samimi. Evet. Dışarısı da çok güzel. Her türlü muhteşem geçiyor. Ben şarkıya girdiğimde yani söyleyemedim şarkıyı. Herkes söylemeye başlıyor falan. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki işte evet. Yani demek ki aynı frekanstayız. Ne güzel işte diyorum. Tam söyleyeceğim. İşte onlarla beraber söylüyoruz. Herkes bir ağızdan söylüyor. Ben yani orada diyorum ki tamam yani ölsem de gam yemem diyorum. Çünkü herkese eriştim. En köşesinden en ucuna kadar herkes seninle birlikte. Beraberiz yani orada hep birlikte sarılmış şarkı söylüyoruz. Ben yani çok güzel bir şey. En son arkama döndüm dedim ki arkadaşlar ağlayacağım ben galiba dedim dayanamıyorum. Çok güzel bir şey. İnerken herkesin benimle konuşma yavrum bir daha geleceğiz. Canım tekrar geleceğiz. Evlilik yıl dönümümüzde seninle olmak istiyoruz. İşte evlilik teklifi oluyor. Ondan sonra her sene o günü kutlamaya geliyorlar. Her sene onlara aynı şarkıyı söylüyorum. Mesela bunları hiç unutamam. Sana önden bilgilendirme mi yapıyorlar? Yok, evlilik teklifi, evlilik teklifi falan. Olacağını önceden bildiriyorlar. Ama ondan sonraki yıl devriyesinde geldiklerinde hemen söylüyorum onlara.
diyorum hoş gelmişler falan. Bazen ayrılanlar oluyor. İşte büyük bir aşkla orada şarkı söylüyoruz, dans ediyorlar, yüzük takılıyor. Ertesi sene bir bakıyorum, yalnız gelmiş, gözüme bakıyor şarkı söylerken üzülüyorum. Ay. İşte farklı kişiler farklı masalarda oturuyorlar. Hani o kadar çok hikaye görüyorum ki. Aslında psikolojik olarak beni bazen çok etkiliyor. Küçücük çocuklar geliyor. Mesela hala İzmir Marşı'nı beraber okuyoruz onlarla. Önceden bu kadarlar. Şimdi böyle aynı boyda şarkı söylüyoruz falan. Yani gerçekten öyle oluyor. 10, 12 yıldır bu işi yapıyorum. Profesyonel olarak. Yani bundan 6-7 yıl önce küçükken sevdiğim çocuklarla finalde İzmir Marşı okuyoruz artık. Böyle sarılıyorum ya, nasıl büyüdü falan, beraber büyüyoruz yani sahnede. Yani bunu tarif etmem imkansız. Çok mutlu oluyorum. Ya da en üzücüsü, bir tane çok sevdiğim bir çift vardı. Gözler doldu. Ay evet. Çok sevdiğim bir çift vardı. İşte gelirlerdi, Fikrimin İncegül'ü onların şarkısıydı. Yaşları çok büyüktü ama işte modern dans ediyorlar. İşte elini öpüyor falan, o kadar aşıklar birbirlerine. En son 2 yıl görmedim ben onları. Sonra gördüğümde adam tek başına gelmişti, vefat etmiş eşi mesela. Aa. Evet. Mesela söyleyemedim o şarkıyı ona. Yapamazdım yani. Kendisi mi gelip sana onu söyledi? Göz göze geliyoruz artık. Ha. Onun gözünü okuyorum ben. Yani söylersem yıkılacak. Yok yani yanında artık. Kızım diyor. İşte sen benim kızımsın falan. Öyle yani. O kadar çok hikaye var ki. Bazen ağlatıyor, bazen güldürüyor. Ama genelde mutlu ediyor beni. Öyle. Peki, dağıldım. Evet. Şey olan var mı mesela, Burcu'yu da almıştım buraya, Burcu Durmaz'ı evet, da almıştım. Evet. İnşallah onun... yakın zamanda onun güzel bilgilerini, edindiği bütün bilgileri... ondan talep edeceğim. Hocam oldu kendisi. İnşallah güzel günlerde sevgi ve selamlar gönderiyorum Burcu hocama da buradan. Çok naif, çok tatlı. O da senden iyi olmasın. O da inanılmaz bir ses, inanılmaz bir yetenek. Senin gibi o ruhu yüzüne yansımış. İşte ben bunu seviyorum. Ego, nefsten arınmış insanların. Evet. Bak ne kadar naif bir şekilde anlatıyorsun. Bazı şeyler diyorsun parayla satın alınıyor. Asla. Ama o sevgiyi satın alamazsın diyorsun. İşte belki de o noktayı kaçırıyor insanlar. Evet. Burcu'da da var sende olan bu şey. Ona da aynı soruyu sordum. Sana da sormak istiyorum. Tabii ki. Sahnede kadın olmak kısmını konuşuyoruz aslında bir taraftan da. İyi yanları da var. Var. Ona da sordum. Kötü yanları da var ve o da gayet senin gibi açık yüreklilikle anlattı sağ olsun. Senin unutamadığın kötü bir anın var mı? Eda bak bunu da yaşadım ve her aklıma geldiğimde sinirlenirim. Tabii ki. Üzülürüm veya canım sıkılır ve unutamadığım bir anıdır bu. Dediğim bir anın var mı Serap? Tabii ki. Şimdi özellikle kadın olduğun zaman ilk önce bakış açısı farklı oluyor. İlk. Hı-hı. Yani sahnedeki duruş çok önemli oluyor. Seni satın aldıklarını düşünüyorlar. Hı-hı. Yani sen bir müzik kutusun. Ne isterlerse söylemek zorundasın gibi bakıyorlar. Yapmadığın zaman sıkıntı çıkıyor. Ama bir gün geçtiğimiz senelerde bir mekanda çıkmıştım. Orada şarkılarda kısıtlama vardı. İşte atıyorum Ahmet Kaya şarkıları söylenmeyecek mekanda. Hı hı. Ama gelen insanlar onu istiyor. Locada yine işte maddi durumu iyi olan şımarık aile çocukları dediğim bir grup aldılar locaya. Direkt önümüzde yani bu kadar yakınız. Onlar da Ahmet Kaya şarkısı istiyor. Tabii karşıda da patron diyor, mekan sahibi diyor ki söylenmeyecek. Ama söyleyeceksin diyor yani. Şimdi ben ne yapacağım? Söylemez. Patron biliyor. Tabii öyle ki, bir istek tabii geldi ki, tabii. Diyor. Söyle, hayır söylenmeyecek. Siz şey mi yapıyorsunuz garsonla herhalde çalışanla ben haber mi ben ertelemeye çalıştım yani. Gece sonuna kadar işte oraya bakmamaya çalışıyorum. İşte şey yapacağız hemen söyleyeceğim. İyi geceler deyip çıkıp gideceğim. Sonra
sona geldik, iyi geceler dedim. Adam gerildi, sinirlendi çocuk. Kalktı geldi dedi ki, o dedi şarkıyı dedi, Ahmet Kaya'yı söyleyeceksin dedi bana böyle. Bittik orada yani. Eğer söylemedin mekan yıkılacak yani, her şey olabilir, her şey olabilir. Tabii. Yani o yüzden çıktığın mekanın kalitesi çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Müşteri kalitesi, mekan kalitesi, gelen insanlar çok önemli. O yüzden ondan sonra çok seçici olmaya başladım. Çıkmıyorum yani bir yerde. Söyledim. Söyledikten sonra olay çıktı. Beni böyle kalabalık bir grup şeklinde arkadaşlar, orkestra arkadaşlarım arka masadan kaçırdılar. Arabaya binip Lefkoşa'ya geldik. Çok korkunçtu. Her şey olabilir. Çünkü gelen kişilerin tarzı belliydi. Tabii. Yani. Yani çok terbiyesizceydi. En sonunda yine bir mekanda konuk olarak beni davet ettiler. Sağ olsunlar. Çıktık. Adam sarhoştu. Para uzatıyor bana. Diyor ki işte bana para, ben yani alacağım o parayı da ya buraya takacağım ya şey, mümkünatı yok yani öyle bir şey yapmamın. Kalkıyor oradan gidiyor işte bir şey yapacak yani, saçma sapan. Şimdi ben ne yapacağım orada? Arkaya çekiliyorum, tedirgin oluyorum. Ben zaten biraz korkak bir insanım bu konuda. Yani ne kadar da yıllar beni pişirmiştir desem de korkuyor insan yani, herkes korkar. Bilemezsin çünkü karşımda sarhoş bir erkek var. Tabii. Sonra ondan çok tedirgin olmuştum. Ondan çok korktum, onu unutamıyorum. Para vermesi falan, böyle görgüsüz ve adap bilmeyen çok fazla insan var maalesef. O sebeptir ki çıktığım mekandan çok memnunum. Çünkü belirli bir şeyin üstünde ben de rahatım. Aksi takdirde bu işi sanırım yapamazdım diye düşünüyorum. Yapamayacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor şeylerle karşılaşıyor herkes. Bütün solist arkadaşlarım, özellikle kadınlar gerçekten çok zor şeylerle karşılaşıyor. Ben birebir görüyorum, duyuyorum hepsini. Ben kendimi o konuda biraz daha şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten. En son bir tane geldi, elinde telefon. Canlı yayın yapmış. Yani adamla iletişim kurmaya çalışıyorum. Söyledim bir şarkısını. İkincisini de söyledim. Bunu da söyleyeceksin diyor bana. Önümde de peçete var. Bakmıyorum. Söyleyeceksin. Bakmıyorum yani. Hı-hı. Söylemeyeceğim. En son dedi ki bu da bekliyor dedi. Dedim bekleyebilir. Burada dedim isteklerim var. Kusura bakmayın, iki tane isteğinizi yaptım. Maalesef dedim isteğinize karşılık veremeyeceğim dedim. O andan sonra benden kötüsü olmadı. Masaya beni kötülüyor, iğrenç, kötü, rezil falan. Sadece şarkısını yapmadım diye. Yani daha doğrusu 5 şarkısından bir tanesini yapmadım diye. Kaç saat kalıyorsunuz sahnede? 8.30'da çıkıyoruz. 11'de bitiriyoruz. Bazen 11.30 falan oluyor. Ki uzuyor tabii da. Ki. Tabii ki uzuyor. Kıramıyoruz çünkü çok istek geliyor. Hı hı. Kıramıyoruz. 15-20 dakika röter yapıyoruz. Tabii çalışanlar da hakkını helal etsin. Herkes de helak oluyor biliyorum ama biz de yoruluyoruz. Ama en azından gönüllerini almadan göndermiyorum. Seni nasıl takip edebilirler? Nerede çıktığını sosyal medya hesabında söylersen. Tabii Serap Soner'ler Instagram adresim. Sayfam ismi. Facebook yine Serap Soner'ler. Hı-hı. YouTube kanalımız var. Yine Serap Soner'ler. Oradan takip tabii edebilirler. Tabii ki orada her şeyimizi paylaşıyoruz. Hı-hı. Nerede çıktığını da orada paylaşıyorsun. Aynen her şeyi gün orada. Gün mü paylaşıyorsun? Her gün paylaşıyorum evet. Her gün paylaşıyorsun. Evet. Rezervasyonlar direkt çıktığın yere gidiyor. Orada evet, herhalde orada iletişim yapılıyor. Var. Oradan arayıp rezervasyonlar yapılıyor. Şimdi Hı-hı. son haftalarda artık 3 gün, 4 gün, 5 gün öncesinden artık rezervasyonlar kapanıyor. Bir hafta öncesinden kapanıyor, şükürler olsun. Çok şükür. Evet. Şimdi mekanımız dışarıya açılıyor. Yerimiz bol bol. Hı hı. Yeni şarkılarımızla yine aynı mekanımızda herkesi bekliyoruz. Sayfama da bekliyorum.
Peki şeyi de sorayım sana. Şimdi bazı fotoğraf çekimleri oldu. Onlardan da biraz bahsedelim kapanmadan programımız. Ona da biraz değinelim. Kerim Belet'le çalıştın. Evet, zaten fotoğraf çekilecek dediğin zaman Kerim Belet aklıma geliyor benim tek isim olarak. Tamam. Muhteşem bir çekim yaptık. Yine ailemizde, evimizde. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Şimdi onların hazırlıkları var. Yeni sezonda yeni resimlerimiz, fotoğraflarımız olacak. Makyajımı sevgili hocam Safiye yaptı. Safiye hocam yaptı. Safiye Yalnız Kamburoğlu. Sevgiler gönderiyorum. Herkese, destek olan herkese. Fotoğraf çekimleri bitti. Şimdi tedaviden sonra akustik kliplerimiz çekilecek. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Onun dışında da işimize devam ediyoruz. Akustikler nerede çekilecek? Onun mekanı belli mi? Evet, belli. Şu anda hazırlıkları yapılıyor onun da. Son işlemleri var. Örnek bir villa var. Orada yapılacak çekimler. Ama onun öncesinde güzel bir hazırlık yapacağız. Ben de İşte ayda bir İstanbul'a gidiyorum tedavim için. Şimdi Burcu hocamla derslere başlayacağız. ve tekrar İstanbul'da da ufak tefek dersler almaya başladım ses tellerim için. Bir ay, en fazla iki aya kadar Allah kısmet ederse iyileşeceğim. Ondan sonra da artık klip çekimleri başlayacak. Sonra da 3 Haziran'da İsrail'e gidiyorum. Orada bir konserim var, her şeyim hazır artık. Gidiyorum. Yani buraya gelen, bizi dinleyen dostlarımızın düğünleri olacak. Orada beni görmek istediler. 3 Haziran'da İsrail'e gidiyorum kısmetse. Hemen kısa bir konser yapıp geleceğim. Onun dışında da sanırım ayda bir İsrail konserleri olacak. Çok zaten güzel. Radyo programında da konuşmuştuk bunu. Evet. O gün geldi çattı. Böyle güzel gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Mutluyum, şu anda çok mutluyum. Zor zamanlardan geçtiğim de oldu tabii ki ama... Şu anda hayatımın en güzel, en rahat ve en mutlu günlerini geçiriyorum. Daha da mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun için de çabalıyorum. Işık saçıyorsun. Teşekkür Işığın ederim. Parlasın. Zaten kubbenin altındasın. Altın gibi de parlıyorsun. Canımsın, çok teşekkür ederim. Işığın hiç solmasın. Parlasın, güneş gibi aydınlat. Diyorum ki aydınlatıyorsun. Teşekkür da. Teşekkür ediyorum. İstediğin yere uçarak git. Koşarak değil. Amin. Arkadaşım. Tek isteğim o. Kanatların daha da açılsın. Amin. Gölgende kalsın herkes. Teşekkür ederim. İyi ki geldin Serap. Canımsın. İyi ki geldin. Seni çok evet. seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Bekliyorum. Geleceğim. Beraber şarkı söz. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Yapacağız. Evet, benim şarkı. Evet, biliyorum. Ay şimdi program tamamlamadan ağlatma. Tamam, söylemiyorum. Ama belki söylersin biraz. Acaba bu sesimle mi? Çok az. Deneyeyim mi? Bir kısacık. Arkadaşlar kusura bakmayın, izleyenlere söyleyeyim. Tabii ki. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Canım benim, teşekkür ederim. Ben teşekkür daha fazla ederim. Söylemeden. Yok, tamam. Akacak benim de saçımı, makyajımı Mehmet Kasapoğlu yaptı. Vallahi gözüm o. Sevgiler gönderiyorum Mehmet'e de buradan. Çok yine harikalar yaratmış. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Benim yanında esamesi okunmaz canım arkadaşım. Ne çok demek. Teşekkür ediyorum teşekkür geldiğin ederim. İçin. İyi ki geldin. Sağ olun. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık, çok enerjine sağlık. Söylediğim her şey bakidir. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler gönderiyorum. Buradan bir de Mersin'e, aileme kocaman kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepsini çok özledim. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah tekrar. Bizler artık kapanışa gidiyoruz. Ben 45 dakika nasıl geçti hiç anlamadım. İlk defa 45 dakika ara programında ağladım. Serap Soner'ler bizimle birlikteydi efendim. Sevgili yönetmenim Ziya Tunaca, teşekkür ediyorum. Ben Deniz Eza Kandılı. Haftaya 45 dakika ara programında tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakınız.